Tuğba Özay bizlerle. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün biraz ABD ekonomisini detaylı konuşacağız. Dünyada zaten borç krizini hep konuşuyorduk. Yani işte kamu borcunun arttığını dünyada pek çok ülkenin ama Amerika'da daha önce de tabii bu borç tavanı meselesi dillendirilmişti ama şu anda mesele biraz daha orada işte yüksek faiz ortamında bir resesyon oluşacak mıdan öte daha farklı unsurlar. Bunları biraz derledik, toparladık. Bugün neler aktaracaksın bizlere? Şimdi aslında şu anda sorun olarak görülmeyen ama önümüzdeki dönemlerde sorun olarak yansıyacak bazı rakamlar var. Çünkü şu anda hani bir faizce şeye odaklandık gözde. Faiz oranları, enflasyon ve enflasyon beklentisi ve istihdam. Hani sadece bunlar üzerinde bir dünya kurduk kendimizi, onun üzerinden şey yapıyoruz, konuşuyoruz hep. Ama aslında işin derinliğine baktığında biraz daha derinlerde de problem olduğunu görebiliyoruz. Çünkü biz işte Haziran ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam, Mayıs itibariyle konuşmaya başlamıştık. Amerika'da borç tavanı krizi, işte temel düşecek mi, düşmeyecek mi? Tabii ki hani bunu daha önceden de yaşamıştık, yani çok kez konuştuk ama hani temelde düşmeden işte 2 Haziran tarihinde borç tavanının yükseltilmesi okeylendi ve işte 31.4 trilyon dolar olan borç tavanının yükseltilmesine karar verildi. Ama paketin içerisinde işte ne vardı? Şu anda mevcut da işte enflasyonla mücadele sürecinde, bütün dünya enflasyonla mücadele sürecinde bunun bir ayağa baktığında para politikaları tarafı, diğer ayağı da işte maliye politikaları tarafı. Orada kamu harcamaların kısılması. Bizde de örneğin işte maliye politikaları tarafında biliyorsun adımlar atılıyor. Miktarsal sıkılaşmayla ilgili adımlar atılıyor. Hani çok genelde baktığında aslında dünyanın bütün hemen hemen bütün ülkelerinde kamu tarafındaki harcamaların kısılmasında problem yaşandığını görebiliyoruz. Biz de örneğin işte maliye politikaları tarafında atılan adımlarla vergi artışları ile birlikte halkın biraz daha yüklendiğini görürken kamu harcamaları tarafında çok fazla bir hani o sıkılaşmayı etkileyecek ya da işte enflasyonla mücadeleyi etkileyecek borçluluğu özellikle hani bir tarafı işte tüketim harcamaları tarafı, hane halkının harcamaları tarafı evet enflasyon tarafında etkili ama diğer taraftan da bütçe tarafında etkili olan kamu harcamaları tarafı. Ama orada çok fazla hani bir değişiklik genel olarak görülmüyor. ABD'de de işte kaçıncı borç tavanı artırma hikayeleri Amerika'nın. Hatta şuradan hemen açalım. 2015 yılından bu yana da grafik de açayım. Bu Amerika'nın aslında 2015 yılından bu yana borcunu gösteren bir grafik ve ulusal borç tarihte ilk kez 33 trilyon doların üzerine çıktı dedik. Şu bölge aslında düz çizgiyle görmüş olduğumuz bölge Haziran, Mayıs işte o aylar tarihi itibariyle hatta ne zamanda Ocak sonu itibariyle borç tavanına gelmişti. Ve uzun bir süre, yaklaşık 4 ay kadar bir süre biz Amerika'da borç tavanı hikayesini konuştuk. İşte Mayıs sonlarıydı. Haziran'ın ikisinde borç tavanı Biden'ın onayıyla senatodan geçmiş oldu. İşte bu neyi kapsıyordu? Borç tavanının yükseltilmesini kapsıyordu ama diğer yandan da kamu harcamalarının kısılması hikayesi vardı. Burada işte özellikle önümüzdeki 2 yıl kamu harcamaların kısılması ve borç tavanının Ocak 2025'e kadar yükseltilmesi, yani 2025'e kadar askıya alınması konusu vardı. 3 ay gibi bir süre oldu. 3 aydan bu yana yani şu bölgeden buraya baktığımızda şurası borç tavanı anlaşması geçtikten sonraki borcu gösteriyor. Ulusal borçtaki artışı gösteriyor. Çok da hızlı bir artış. Çok da hızlı bir artış. Rakamsal olarak da verelim. Yaklaşık işte 3,5 ay gibi bir süreçte 33 trilyon doların üzerine çıktı. 31.4 trilyon dolardı. Yani o zamandan bu yana yaklaşık 3 ay gibi bir süreçte 1,5 trilyon dolarlık artış var. Son 5 yıla baktığında yani şu 2018'den bu yana baktığında gözde Amerika'da ulusal borcun yaklaşık %54 oranında 11.5 trilyon dolar arttığını görüyoruz ki bu çok ciddi bir rakam. Özellikle burada tahminler var işte ulusal borcun önümüzdeki projeksiyonlarda nasıl artmasını, nasıl değişmesini beklendiğini gösteren grafikler. Burada önümüzdeki yıl örneğin gelecek yıl 2 trilyon dolarlık açık öngörülüyor ve mevcuttaki hızla devam edilirse şayet bunun 2030 yılına kadar yaklaşık 50 trilyon dolara ulaşabileceğinden bahsediliyor. Bu ne neden yapacaklar? Önemli? Sürekli tavan mı yükseltecekler? Bu neden ne kadar sürdürebilir şimdi ki? Yalın'ın açıklaması vardı bugün. Farkındaysan işte hem demiş ki enflasyon düşüyor. Buna rağmen istihdam tarafı da güçlü kalmaya devam ediyor. Herhangi bir resesyon yok diyor. Hani ekonomideki durgunluğa dair herhangi bir işaret görmediğini söylüyor. Doğru da söylüyor aslında. İstihdam tarafı güçlü kaldı. Ama gerçekten zaten bir resesyon istiyorlar mıydı? O da tartışılıyor. Çünkü iki taraftan bakalım hani bir resesyon olduğu ortamda şu şekilde artan bir borç var bu borca ne olacak?
Hani çünkü resesyonlar genelde her resesyonların ardında, tarihte işte incelediğimiz her resesyonun ardından yeni parasal genişlemeler gelmiş. Yeni parasal genişlemeler yeni enflasyonları da beraberinde getirmiş. Tabii. Yani para arzının artıyor olması, çünkü işte bu model kurduğumuzda Amerika için de aynı şekilde, bizde de aynı şekilde. Evet. Para arzındaki artış enflasyonu bir yerde tetikliyor. Sadece bu değil aslında problem. Bu arada tabii problem. Bu sıkı para politikası önümüzdeki dönemde de devam edeceği için büyümeler tabii baskılanacak. OECD de mesela Türkiye için büyüme beklentisini bu arada yayımlamış. 2023 için 3.6'dan 4.3'e revize etmiş. Belki biraz geç bir revizyon olabilir ama 2024 tahmini için de işte aşağı yönlü bir revizyon gelmiş zaten. Bu muhtemelen hemen hemen her ülkede zaten böyledir. Çünkü sıkı para politikası bir müddet, yani belki faizler bir noktada duracak, artması duracak ama zaten uzunca bir süre faizler yüksek kalabilir diye endişeler var. Bu aslında tutarlı, çünkü mevcut sıkı para politikasının devamını beklediğimiz senaryoda zaten 2024'te büyümeden feragat edeceğimiz bizim OVP'deki tahminlere de girmişti. Evet. Dolayısıyla hani gayet de 2024'ün aşağı yönü revize edilmesi beklentilerle ve mevcut para politikasıyla tutarlı. Amerika'ya dönecek olursak sadece işte şey dedik, faiz ödemeleri tarafı. Faiz ödemelerine baktım, 30 yıldır ilk kez askeri harcamalar tarafına eşit hale gelmiş. Yaklaşık işte 1.9 trilyon dolar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Askeri harcamalar Amerika'da biliyorsun Amerika'nın en çok işte bu bütçe tarafında, kamu tarafındaki en çok harcamaların yapıldığı kalem. Şimdi faizleri piyasa şu anda çok böyle ciddiye almıyor faizin yüksek seviyelerini, ama faizin bu yüksek seviyeleri birincisi konut tarafında, ikincisi bankacılık sektörü tarafında problem oluşturuyor. Şimdi devletin en büyük gelir kalemi nedir? Vergi tarafıdır. Bu Amerika'da da böyle, ama vergi gelirlerine baktığımda şimdi faiz ödemeleri artıyor bir taraftan, vergi gelirleri de azalıyor. Ona da baktım. Federal vergi gelirleri 2010'dan bu yana en hızlı düşüşünü yaşıyor şu anda. Dünyada da böyle bir trend var zaten Tuğba. 12 aylık bazda %8.4 düşmüş. Yani %10'a yakın bir düşüş var. Bir taraftan harcaman artıyor. Evet. Bir taraftan gelirin azalıyor. Dramatik de bir düşüş. Aynen öyle. Toplam hükümet geliri bu arada 3.97 trilyon dolarken harcanan para 5.5 trilyon doları olmuş. Hani bu aslında çok ciddi bir tüketime işaret ediyor. Hani bu sadece işin işte şey tarafı, kamu tarafına baktığında. Diğer taraftan hane halkı tarafına baktığında ihtiyaç kredileri, kredi kartı harcamaları, bunlar da rekor seviyelere gelmiş. Hani her tarafta bir inanılmaz bir tüketim çılgınlığı var. Bu tüketim çılgınlığıyla ne kadar sürdürülebilir? Çünkü mevcut politikalara baktığında burada evet işte resesyon piyasada işte neyi konuşuyoruz? Biz faiz oranını konuşuyoruz şu anda, işte yılın açıklamaları da soft landing, yumuşak iniş tarafına hani çok fazla böyle o dengeyi, piyasanın dengesini bozmak istemiyorlar. O yüzden hani bu toplantıda faiz artırma ihtimalini çok fazla fiyatlamıyor piyasa. Ama bir taraftan da işte bu petrol fiyatları özellikle arz kısıntıları ile birlikte yeni endişeler çıktığı için ortaya, kontrolü de bir tarafta elden bırakmak istemiyor. Ama bu harcamalar sürdürülebilir değil. Evet, para politikaları tarafında mevcut istikrarı bir yerde götürebilir ki şu an sabah da bahsettik Pelin'le burada. Hem Amerika tarafı hem Kanada tarafı şu an dünyada G10 ülkeleri içerisinde, hemen ondan da bahsedelim. Şurada burada görmüş olduğun G10 ülkeleri yer almakta. Burada manşet enflasyon rakamları var bu bölgede. 3.7 örneğin Amerika'da. Faizlere baktığımızda işte 5.5'ler civarında. Kanada'ya aynı şekilde baktığında hem Kanada hem de Amerika şu anda G10 ülkeleri içerisinde reel faiz veren iki ülke. Diğerlerinin kendilerine has sıkıntıları var ama hani buna baktığımızda evet, hani zaten Powell'ın dediği, dikkat çektiği nokta pozitif reel faiz verene kadar devam edecekti. Ama işin diğer tarafı boyutunda baktığında yaratmış olduğu hasar, örneğin işte konut tarafını konuşuyor. Hep konut tarafı Amerika'da biraz daha arzla alakalı, ama arz o kadar düşmüş halde ki şu anda burada özellikle hani alıcıların, özellikle ikinci el konutlar tarafında alıcıların çok hızlı azaldığını görüyoruz. Çünkü düşmeye başlamış. Neden? Mevcut elindeki orada biliyorsun mortgage biraz daha uzun vadeli. Elindekini verip daha yüksek faizle borçlanmak istemediği için ikinci el tarafında, hani bir de zaten şey de yok, arz o kadar düşük ki en ufak bir talep geldiğinde bölgesel bazda fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Fiyatlar
kadar geri çekilmiyor ama değil mi bir yandan? Ya bu bölgesel değişiyor Gözde aslında. Hani dediğim gibi hani arzın düşük olduğu bölgelerde talep geldiğinde fiyat yükseliyor. Evet. Genele işte yansıtmak bir de herhalde hani doğru insanlar değil. Çok şey yapmak istemiyor. Şu faizlerle borçlanmak da istemiyor. O yüzden hani mevcutta işte ev alırsın. Daha sonra yeniden borçlanır, düşük faiz olsa borçlanıp daha büyük bir ev almaya gidersin. Ama şu faiz ortamında kimse onu da yapmıyor. Onu yapmıyor. Arz düşük ama işte düşük olduğu bölgelerde talebin gelmesi fiyatları yukarıya çekiyor. Belirli bölgelerde işte orada da şey, bu pandemiden sonra çok fazla kırsal ve kentsel bölgeler arasında geçişlerin yaşandığını gördük. Uzaktan çalışma hikayesi çok etkiledi. Uzaktan çalıştığında hani daha büyük metropol şehirlerden daha küçük yerlere geçiş. Hani çünkü enflasyon o kadar insanları zorluyor ki artık enflasyonla mücadele alım gücü düştüğü için. İnsanlar uzaktan çalışmayı bulduğunda, örneğin bu İstanbul için de geçerli. Hani uzaktan çalışma ortamı olduğunda İstanbul'da bir yerde çalışıp gidip daha küçük bir ilde yaşayabilirsin. Tabii. Ya da ücretlerin daha uygun olduğu, yaşam maliyetinin daha düşük Almanya'da olduğu. Almanya'da 4 gün çalışmayı biliyorsun deniyor. Birçok ülke yani aslında pandemiden sonra böyle bir sürece geçti. Aslında hibrit de arttıramıyorlar artık, değil mi? Evet, enflasyonu tetikliyor. Bari az çalışsınlar deyip hani öyle bir denge arayışı. Ya orada az çalışmak mıdır, verimli çalışmak belki mıdır? Belki de. Hani tabii, aslında asıl olan verimliliktir. Hani orada hani çıktı olarak aldığım 5 evet. günün çıktısıyla 4 günün çıktısı aynıysa 5 gün çalışmak ne kadar çok, gerekli? Peki Tuğba, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bugün detaylı bir şekilde ABD'yi konuştuk. Çünkü Fed akşamı olacak yarın. Özellikle tabii heyecanla bekliyoruz. Yarın da yine detayları konuşacağız.